Merhabalar arkadaşlar. Korkmaz ailesi kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet, bugün yine sevilen videolardan, alışveriş videosunda karşınızdayız arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi yaz aylarının vazgeçilmesi. Şöyle göstereyim de eğer ihtiyacınız varsa. Bakın arkadaşlar, dalı domates şöyle. Rengi de şeyle gayet güzel. Kasası 3.50 yemiş bunların. Hatta geçen cumartesi 3 euroydu. Ben ihtiyacım yok diye gitmedim. 5 kilo değil mi hanım? Evet, 5 kilo. Bugün de eksiklerimiz vardı. Şöyle domatesler varmış. 2 tane aldım. Bir kasasını yemek için, bir tanesini de sos yapacağım. Daha önce de yapmıştım. Buradan söyleyeyim, ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Şöyle bugün nasip olursa mangal yapacağız. Kartonuyla kanat aldık. Ben hep böyle kartonuyla alıyorum. Evet. Kartonda da 10 kilo oluyor. Bayağı bereketli oluyor çünkü. Kanatlarımızı da aldık. Şöyle hemen. Bu daha ucuz değil mi? Biraz daha bu. Bu ucuz oluyor, evet. Küçüğü daha. Biz kanadı daha çok sevdiğimiz için hep kanat alıyorum. Bakarsan bu da tatlı oluyor, şöyle de oluyor. Evet. Yapabildim mi? Butumuz hala var dolapta. Evet. Şöyle Fulya Funda'nın en sevdiği şeyler. Süt bakkalına gittiğiniz nasıl da belli oluyor. Şöyle. Süt bakkalından halleyler aldık. Ondan sonra buna zaten çok seviyorlar, bayılıyorlar buna. Fulya çok yiyor buna ya. Fulya, evet, ikisi de. Şöyle diz krem aldım. Şöyle iki paket. Düşme de olsun. Mangal yapacağımız için böyle çok fazla seçenek yapmayacağım. Çocuklar kanat istediler, sucukla. O yüzden şöyle pide aldım. Pideler de hem tazeymiş. Her zaman aldığımız markalar şöyle. Peynir aldık. Bu arada arkadaşlar, Lidl'e peynir gelmiş. 7 oraya. Büyük peynir. Bir Türk bayan vardı bizden önce, aldı gitti. Tadını bilen varsa yazsın. Bunda 1,5 kilo yazıyor, onda 1,8 yazıyordu. Öyle mi? Tenekesinden de belliydi, yüksekti zaten. Fiyatı da 7,49 euro da Lidl'de. Evet. Ben daha önce almadığım için denemedim. O yüzden 2 tane bu beyaz peynirden aldım. Arkadaşlar, Lidl'in peynirini yiyen varsa Türk peynirini yazsın yorumlara. Evet, ama değişik, yeni gelmiş bir markaydı. Olabilir. Değil de, olabilir. Gerçekten güzeldi. Şöyle... Halis Murlis Türkerlerinin olmazsa olmazı parfümü, kolonya. Bizim evde kolonya çok harcanıyor. İhtiyaç çok büyük. Şöyle çekirdek aldım. Akşamları yine çıtlamaya. Bu gene iyi değil mi? Bu kalite olarak güzel değil mi bu? Evet, güzel. Gerçekten güzel. Taze çıkıyor. Şöyle yumurta aldım. 30'luk Türk bakkalından. Yumurta da bizde çok tüketildiği için. Bir de ne yumurtalar zaten biraz daha küçük oluyor ebatı. O yüzden tavun, 3 tane giden yerde 5 tane. Tavuğun keyfine göre ne çıkarsa. Emel geliyor, la geliyor. Aynen. Şöyle Lidl'e uğramıştık arkadaşlar. Lidl'den kekler aldık. Bunlar güzel oluyor. Bugün akşam dikkat böyle. Ettim. Normalde kek aldığımızda çorba gibi oluyor. Böyle alta koyuyoruz. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Çok kaliteli. Yani. Taze oluyor. Böyle hakikaten taze, evet, oluyor. Evet. Şöyle şunu söyleyeyim. Bir gerçek ki Lidl'de çalışanlar bile Lidl'i benim gibi methetmiyorlardı. Gerçekten Lidl'in şeyleri çok kaliteli oluyor. Lidl, duy sesimizi. Şu ambalajları bile gerçekten çok çok kaliteli oluyor yani. Hakikaten yani. Biz biliyorsunuz tarafsız olduğumuz için, evet, iyi iyi, kötüye kötü. Her şeyi. İyisi de iyi söylüyorum, kötüsü de. Ha şundan işte, bu markadan arkadaşlar, böyle peynir vardı böyle mavi. Ben hatta bunun yoğurdunu aldım. Bu da Yunan yoğurdumuş. Bu da tahminen ya 2 kusurdur ama 2.49 muydu bilmiyorum. Evet, Yunan yoğurdu, kötü oluyor. Yunan yoğurdu, bildiğiniz süzme yoğurta benziyor. Böyle sert bir yoğurt. Çok güzel. Evet. O yüzden bunu aldım. Böyle renkte peynir vardı. İhtiyacınız varsa Lidl'e gidebilirsiniz. Türk abimiz var ya, Amerika'da Yunan yoğurduna ünlü oldu ya. Evet. Ünlü oldu ya. Evet. Gerçekten bu çok güzel. Süzme şeyi gibi. Şöyle 2 tane Gouda aldım. Yine Lidl'den. Gouda baba bizim ya. Gouda sanat. Evet. Aynen. Şunları mesela hep senelerden beri gittiğimde hep söylerim. Gerçekten çok çok birinci sınıf kalite bezelyeleri. Bezelyeleri, havuçları. Bazı marketlerin mesela havuçları böyle incecik oluyor. Sanki çöpe atılırken kavanoza koymuşlar gibi ama bunlar kalın kalın. Evet. Çok kaliteli zaten şöyle. Onlardan aldım. Bakın arkadaşlar, Kaufland'ın malı bu da kaliteli değil. Evet. Hakikaten değil. Bu şeyini alın bir karşılaştırın, zaten farkı görürsünüz. Anlatsın farkı. Ben her şeyi vallahi açık açık söylüyorum. Kim ne derse desin. Memnun olduğum olmadığım şeyi de söylüyorum. Ya söyleyebiliyorsun gülüm. Ne olacak yani, böyle, yani. Allah Allah. Hani böyle başka. Kanal bizim yani. Bazı insanlar var mesela, bedava bir şey geldiğinde yani o böyle yenmeyecek, bir kuruş para yapmayacak şeyleri öyle anlatıyorlar ki, ay arkadaşlar öyle güzel, mutlaka deneyin. Ama onun öbür taraftaki şeyi düşünmüyorlar bir anda. Hayır, neyse ne. Aynen. Zaten şunları anlatmaya gerek yok. Yani ters çevirseniz bile
Bir kere düşmüyor. Çok kaliteli, çok güzel oluyor. Valla artan kaldı mı? Biraz bir şey kaldı mı? Kediler verir. Kediler bile. Evet. Vallahi. Biz zaten ekstra hep Lidl'e gitmemizin sebepleri bazı şeyler var böyle. Onlara gideriz. Şu sadeleri benden başka yiyen yok. Bunlar da ev, diğer ev halkı seviyor böyle. Güzel oluyor. Bunları aldık. Aynı zamanda şöyle iki tane sos aldım. Domates şeyi hazır hemen. Spagetti falan yaptığında çok güzel oluyor. Ondan sonra bugün ben gerçekten reklamcı olmam lazımmış. Bir reklam işine girsem ben patlama yaparım. Öyle yine değil. Tabii ki. Benim sayemde bunlardan acayip bir dilde satış oldu. Her zaman söylüyorum, bir numara. Gerçekten. Vallahi yine bize bir ödül vermesi lazım ya. Gerçekten bir numara arkadaşlar. Aslında biz Lidl'e sonra tanıştık yani çok gidiş... Eskiden hiç Lidl'e gitmezdi. Hayır, bizim burada Kaplan tamire girdi, inşaata girdi. Evet. Başka için mecbur oraya gittik. Aynen. Öyle alıştık İyi kaldık. İyi ki de gitmişiz, iyi ki de Kaplan tamire girmiş o zaman. Yani. Lidl'le tanışma sebebimiz oldu. Şöyle yine Kellogg's'lar aldım oğlanlara. Özellikle senin yüzünü yaptığı için çok seviyor. Bir de şöyle. Bakın bu daha güzel. Evet. Hakikaten çok güzel, güzel kaliteli. Oluyor. Çikolata parçalıklı oluyor şimdi. Güzel o. Şöyle bunları aldım. Domatesi Lidl'den Türk Bakkalı'na uğramadan önce almıştım. Orada da 99 centti. Yani çok bir şey fark etmiyor. Öyle aklım sakmış değişmiyor yani. Evet. Onun kasası 3.49'a. Bu da 99. Maksat ekonomiye katkımız olsun. Aynen. Her yerden aldım valla. Darılmasın Lidl diye. Evet. Ve vazgeçilmez ekmek, siyah ekmeği. Sabah da bir tane Netto'dan almıştım. Şöyle siyah ekmek aldım. Şunları özellikle ben Türkiye'ye gittiğimde böyle değişik kokuları vallahi el bombası gibi duruyor ha. Aynen. Nar kokşeyli, nar aromalı. Evet. Böyle şeyleri çok alıyorum. Çok değişik oluyor. Karpuz, nar, mevsim şeyleri. Bizim arkadaşlar burada bir Türk bakkalı var. İsmini söylemeyeyim. Hakikaten onun bir böyle deterjan rayonu var. Hakikaten içeri girdim mi Türkiye'ye dükkana gelmiş gibi. Evet. Ben zaten o şeyleri çok severim. O rayonu. Deterjanların, şampuanların olduğu bölüm. Çok güzel kokular verir. Oo. O yüzden herhalde temizlik yapanlar o bölümü çok bir seviyor. Bir daha şakir oldum yeniden. Kokusu dağıldım bitti. Aynen öyle. Şunları da denemek için dilden aldım şöyle. Ama hanım bak bunlar güzelmiş. Ben okudum bunu da hakikaten güzelmiş bunlar. Zaten bu, şeyleri hep... Bunları şey aldık. Duş gelişini aldık arkadaşlar. Evet. Vücut temizliği için. O önerdiğimiz Kaplan'da şeyisi de kafa, saç şey, için saç, sadece. Saç. Evet. Evet. O daha çok güzel. Özel hakikaten. Hassas saçlar için Kaplan'da şeyi mavi olanı çok güzeldi. Şimdi bizim bu video için nedeni nedir? Arkadaşlar Almanya'da yaşayan arkadaşlar için nereden hani en az fiyata ya da en makul fiyata en güzel kaliteyi nerede alabilirler? Evet. Onu gösteriyoruz. Zaten de mesela bizim takipçilerimiz sağ olsun bazen böyle yorum yazmakta şey yapıyorlar. Diyorlar ki işte biz yorum yapmaya biraz çekiniyoruz. Bana özelden yazıyorlar ya da dışarıda gördüğünde söylüyorlar. Sizden işte şunu gördük gidip aldık Allah razı olsun. İşte ben daha önce hiç bilmiyordum senden bunu gördüm aldım diyorlar. Gerçekten bize böyle teşekkür ediyorlar. O yüzden siz yorumlarda görmeseniz de biz özelden görüyoruz. Evet arkadaşlar bir de hakikaten var ki bir şey önerdik mi diyelim ki Türk Bakkalı bir şey önerim döner gibi. Döner yok satıyor. Evet. Hakikaten yok satıyor bakın. Yani duyuyoruz yok sattığını haberimiz oluyor. Evet Türk Bakkalı'na çalışan bir arkadaşımız vardı dedi ki son zamanda çok döner almaya gelen oldu dedi. Evet. Gerçekten çok memnun kalmışlar. Yani bizim bastığımız yer bereket oluyor. Evet. Son olarak da şöyle okul için çubuklu sular aldım. Çubuğunu aldık. Çocuklara ayiste aldık. Ayiste aldım evet. Bugün okula ayiste koyacaktım. Pis pismiş öyle bak. O anda bir şey. Evet olabilir. Şimdi toparlanım. Hiç önemli değil. Allah ağız adına yedirsin. Alışverişimizi de yaptık. Bu arkadaşlar bu bizim haftalık alışverişimiz değil. Değil mi hanım? Yani 2-3 gün. Bunlar şey hani çok görünüyor da. Evet. Bunlar zaten böyle oturup da mesela tencereye koyacaklar bir şey yok. Ne makarnadır ne çorbadır. Öyle çok görünse de yani fazla bir şey değil. Şimdi hem de bugün işimiz vardı. Gittik dolaştık geldik. Evet. Gelirken hani bizim oğlan arabasına gittik geldik. Bir şifte kaptık onunla. Daha bugün uzun zamandan beri beklediğim bir şeyim vardı. Allah şükürler olsun o da halledildi. Çok çok mutluyum. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah valla isteyen herkesin gönlündeki nasip etsin. Allah. Çok mutluyum. Allah razı olsun. O memuru da bizi görüyor. Selam olsun. Evet. Çok canciğer bir arkadaşmış kardeşimizmiş. Bu arada Aydın'a değil mi? Aydın mıydı? Evet Aydın. Aydın'a selam olsun. Aydın'a selam olsun. İşim de halloldu. Kapatalım mı videomuzu? Evet. Evet videomuzu sonlandıralım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.